2B sınıfının tatlı, sevimli ve birbirinden zeki öğrencileri. Bugün hayat bilgisi dersimizde sizlerle beraberiz. Birinci ünitemiz olan okulumuzda hayat ünitesini tekrar edeceğiz. Tekrarımızı yine Türkçe testlerimizin, Türkçe tekrarlarımızın birinde olduğu gibi ünite tarama testi üzerinden yapacağız. Ama testimize geçmeden önce sizlerle birinci ünitede neler öğrenmiştik onları yeniden hatırlayalım. Konularımızın ilki güçlü ve güçlendirmemiz gereken yönlerimizdi. Yine bir diğer konumuz davranışlarımızın bizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkilediğiydi. Aynı şekilde arkadaşlık sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik bu konuda. Davranışlarımızın çevremizdekileri nasıl etkilediğini öğrendik. Sınıfımızın ve okulumuzun yeri ve krokisini öğrendik. Okulun bireye ve topluma katkısını öğrenmiştik. Yine okullardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını öğrendik. İstek, ilgi ve ihtiyaçlarımızı demokratik ve nezaket kurallarına uygun bir şekilde dile getirmeyi öğrenmiştik. Yine kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanmayı öğrenmiştik. Son olarak da ünitemizin sonunda bazı meslekleri ve bu mesleklerin özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ünite testimizle hep beraber hatırlayalım çocuklar. Birinci sorumuz, hangi öğrenci güçlü bir yönünü söylemiştir? Sedat, ben iyi yüzemem. Eda, ben iyi halk oyunu oynarım. Kemal, güzel yazı yazamam. Evet, baktığımızda çocuklar, Sedat ve Kemal güçsüz olan yani zayıf olan yönlerinden bahsetmişler. Eda ise güçlü olan, yetenekli olduğu, başarılı olduğu yönünü ifade etmiş. Yani doğru cevabımız Eda, B şıkkı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri zayıf bir yönümüzü anlatmaktadır? Futbol oynayamam, piyano çalabiliyorum, düzenli ders çalışıyorum, güzel şarkı söyleyemem. Çocuklar, zayıf yönlerimiz bizim yetersiz olduğumuz, başarılı olamadığımız alanlardı. Güçlü yönlerimiz ise diğer alanlara göre daha çok başarılı olduğumuz yönlerimiz güçlü yönlerimizdi. Bize burada soruda zayıf yönlerimizi soruyor. Yani başarısız olunan şıkları soruyor. Birincisinde futbol oynayamam demiş, başarısız olduğundan bahsetmiş. Dördüncü cümlemizde de güzel şarkı söyleyemediğinden bahsetmiş. Birde ve dörtte çocuklar zayıf yönlerini söylemiş. Cevabımız A. Sevgili çocuklar, soruları çözerken mutlaka videoyu durdurup önce kendiniz çözüyorsunuz. Ondan sonra videomuzu devam ettirip kontrol ediyoruz. Mutlaka soruları çözerken elinizde bir kağıt kalem olsun, soruların cevaplarını o kağıda not edip videoyu devam ettirirken de artı eksi şeklinde cevaplarımızı kontrol edelim mutlaka. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Oya, kesici aletlerle oynarsam yaralanabilirim. Oya'nın ifadesi doğru çocuklar, kesici aletlerle oynamamalıyız kesinlikle. Makas ve benzeri kullanmamız gereken eşyalar varsa da bunları bir yetişkinin gözetimi altında kullanmamız gerekiyor veya sizlerin yaşına uygun olan okulda da kullandığınız ucu sivri değil de ucu küt olan makaslar var veya onları kullanmanız gerekiyor. Bakalım Erdem ne demiş? Arkadaşımın eşyasını izinsiz almam. Evet, başka bize ait olmayan eşyaları mutlaka izin alarak, eğer kullanmamız gerekiyorsa izin alarak arkadaşımızın izni doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. O yüzden Erdem de doğru söylemiş. Ayla, derste parmak kaldırmadan da konuşabilirim. Derste parmak kaldırmadan konuştuğumuz zaman çocuklar, sınıf ortamında bazı kargaşalara yol açmış olacaktık. Biz bunları okulda zaten sizinle derslerimizin öncesinde sürekli tekrar ediyoruz.
parmak kaldırarak, söz hakkı alarak konuşmanın önemini. Burada da Ayla'nın ifadesi yanlış ifade oluyor. Mutlaka okulda parmak kaldırarak söz almalıyız. Cevabımız C. Doğru ifadelere ait kutucuklar maviye, yanlış ifadelere ait kutucuklar kırmızıya boyandığında hangi sonuç elde edilir? Birinci kutucuğumuza bakalım. Yalan söylersem arkadaşlarım bana güvenmez. Doğru mu? Doğru. Yani hangi renge boyamam gerekiyor? Mavi. İkinci kutucuğa geçtik. Planlı çalışırsam başarılı olurum. Doğru mu? Evet, ikinci kutucuğum da doğru. Yani ikinci kutucuğum da mavi. Burada çocuklar bir şeyi fark edelim. B şıkkına baktığında birinci kutu ve ikinci kutu kırmızı ama mavi olması gerekiyor. Demek ki cevap B değil. B'yi buradan direkt eleyip A veya C şıkkı arasında seçimimizi yapacağız. Son kutucuğumuza bakalım. Hoşgörülü olursam daha az arkadaşım olur. Çocuklar bu ifademiz yanlış bir ifade. O yüzden kırmızı olacak. Yani iki tane mavim, bir tane kırmızım var. Hoşgörülü olursak eğer daha az değil, daha fazla arkadaşımız olur. Çünkü insanlara gösterdiğimiz hoşgörüden dolayı mutlaka arkadaşlarımız bize sempati ve sevgi duyacaktır. Bu da arkadaş sayımızın artmasına vesile olacaktır. İlk iki kutucuğum mavi, sonraki kutucuğum kırmızı. Yani cevabım C. Evet, beşinci sorumuza geçmek için bekliyoruz çocuklar. Hangi davranışın sonucu bizde olumlu bir etki yaratır? Birincisi, yere düştüğümde arkadaşım kalkmama yardım etti. Evet, bize bir insan yardım ettiği zaman bu bizde olumlu etkilere yol açıyor mu? Evet, olumlu etkilere yol açıyor. İkinci cümlemiz, yere düştüğümde arkadaşım bana güldü. Biliyorsunuz yere düştüğümüz, yaralandığımız zamanlarda bir insanın bize gülmesi bizi üzebilir. Yani olumlu değil, olumsuz bir etkide bulunur. Üçe bakıyoruz, yere düştüğümde arkadaşım beni umursamadı. Biz zor durumdayız, yardıma ihtiyacımız var ama arkadaşımız umursamadı. Bu da canımızı sıkan, bizi üzen davranışlardan bir tanesi. Yani 2 ve 3 olumsuz etki oluştururken birincisi olumlu etki oluşturur. Cevabımız A. Yukarıdaki durum ile ilgili olarak hangi öğrencinin ifadesi arkadaşlık bağı kurmaya yöneliktir? Kerem 3C sınıfına nakil gelmiştir. Nakil gelmek ne demek çocuklar? Kerem 3C sınıfına sonradan geldi, yeni geldi demek. Bizim sınıfımızda da biliyorsunuz sonradan farklı okullardan gelen arkadaşlarımız vardı. Nakil gelmekten bize anlatmaya çalıştığı durum bu durum. Şimdi bakalım hangisi Kerem'in arkadaşlık bağı kurmasına yönelik olumlu bir durumdur? A. Teneffüste yanımıza gelmesini bekleyelim. B. Teneffüste oyunumuza davet devam edelim. C. Teneffüste yanına giderek tanışalım. Şimdi arkadaşımız ortamımızda yeni olduğu için yanımıza gelmesini beklememiz yanlış olur. Neden? Çünkü bizler yıllardır tanışıyoruz ama sonradan gelen arkadaşımız bizleri tanımadığı için çekinebilir, yanımıza gelemeyebilir. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkına bakıyoruz. Teneffüste oyunumuza devam edersek arkadaşımız oyunsuz kalacak, henüz arkadaşı olmadığı için ve sıkılabilir. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkına bakalım. Teneffüste yanına giderek tanışalım. Evet, ne yapıyorduk? Sınıfımıza yeni bir arkadaşımız geldiği zaman mutlaka arkadaşımızla tanışıyorduk. Ona yardımcı olmaya çalışıp oyunlarımıza davet ediyorduk çocuklar. Doğru cevabımız C. İyi bir arkadaş olan Ayça konuşmasını hangi ifadeyle tamamlamamalıdır? Çocuklar soruları okurken bazen çok hızlı okuyup
Olumsuz olan soruları olumlu gibi algılayabiliyorsunuz. Soruların bitiş cümleleri çok önemlidir. Mutlaka çok dikkatli okumamız gerekiyor. Bunu da mutlaka içinizde tamamlamalıdır diye şeklinde okuyanlar olmuştur ama iyi okuyalım. Ne diyor? Ayça konuşmasını hangi ifadeyle tamamlamamalıdır? Evet, şıklarımıza geçelim. Ayça, unutmayalım, Ayça iyi bir arkadaşmış. Buna uygun şekilde tamamlamaya çalışacağız. A şıkkına bakalım. Arkadaşlarıma her zaman eşit davranırım. Bu iyi arkadaş tutumu mudur? Evet. B şıkkına bakalım. Arkadaşlarıma her zaman selam vermem. Bu iyi bir arkadaş tutumu mudur? Hayır. Arkadaşlarımıza her zaman selam vermeliyiz. C şıkkına bakalım. Arkadaşlarıma her zaman yardım ederim. C şıkkı da iyi arkadaş tutumu. Peki burada yanlış olan hangisi? B. O yüzden Ayça cümlesini B şıkkı ile tamamlamamalıdır. Sınıfımızın yerine akşam evde babamıza en iyi nasıl tarif edebiliriz? Anlatarak, fotoğrafını çekerek, kroki çizerek. Kroki çizmek neydi çocuklar? Sınıfımızın ya da okulumuzun yerini kaba taslak bir şekilde bir kağıt üzerinde göstermekti, çizerek göstermekti. Babamıza en iyi anlatma yolu da kroki çizmekti. Hatta sınıfımızın yerini sınıfta hep beraber tahtaya kroki olarak çizmiştik. Bunu da hatırlamış olalım. Kroki'ye göre okul parkın hangi yönündedir? Bizim kaç tane yönümüz vardı? 4 tane ana yönümüz vardı. Kuzey, güney, doğu ve batı. Kuzeyi K harfiyle, güneyi G harfiyle, doğuyu D harfiyle, batıyı B harfiyle gösteriyorduk. Yani bütün yönler kendi isminin ilk harfiyle gösterilir çocuklar. Şimdi bize yan tarafta bakın görüyorsunuz burada bize yönleri vermiş. Krokimizde de okulun parkın hangi yönünde olduğunu soruyor. Park nerede çocuklar? Bakın park batıda. Okul nerede? Okul doğuda. O zaman okul parkın neresinde? Okul parkın doğusunda. Yani cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi okulun bize eğitsel yönden katkılarından değildir? Okuma, yazma, yetenek. Çocuklar okulda biz okuma öğreniriz, yazma öğreniriz, matematik gibi bazı sayısal becerileri kazanabiliriz ama yeteneklerimiz bizim doğuştan gelen özelliklerimizdir. Okulda ne olabilir? Okul bize yetenek katamaz belki ama bizim var olan yeteneklerimizi fark edip geliştirebilir. Yetenek okulda öğrenilmez çocuklar. Yetenek doğuştan gelir. Okulda yeteneklerimiz keşfedilip geliştirilir. Bunu unutmuyoruz. O yüzden cevabımız C. Emel öğretmen yukarıdaki konuşmasında okulun hangi katkısından bahsetmiştir? Okulumuzda açılan okuma yazma kursu sayesinde çevremizdeki yetişkinler okuma yazma öğrenebilecektir. Burada neyden bahsediyor çocuklar? Çevredeki yetişkinlere okulun bireysel katkısından bahsediyor. Her bireye bireysel olarak katkı. Yani herkes burada kursa katılan yetişkinler okuma yazma öğrenmiş olacak. Yani o bireylerin, o insanların şahsına bir katkıda bulunmuş olacak. O yüzden biz buna bireysel katkı diyoruz. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinde dayanışmaya örnek bir davranış vardır? Dayanışma neydi? Önce onu hatırlayalım. Dayanışma, şıklarda da gördüğümüz zaman daha iyi anlayacağız çocuklar. Dayanışma, üstesinden gelinmesi zor olan durumlarda ya da işlerde birbirimize yardımcı olmaya biz dayanışma diyorduk. Ya da zor günlerde ihtiyacım bir arkadaşımızın, bir komşumuzun ihtiyacı olan zamanlarda ona ihtiyacını giderme noktasında destek olmaya biz dayanışma diyorduk. Bu bazen işte yapılan bir iş olabilir.
Bazen bir ihtiyacını giderme şeklinde olabilir. Şıklardan daha iyi anlayacağız. A şıkkını okuyarak başlayalım. Fakir ailelere zaten belediye yardım ediyor. B şıkkı okulumuzdaki durumu iyi olmayan öğrenciler için elimizden bir şey gelmez. C şıkkı okulumuzdaki durumu iyi olmayan arkadaşlarımız için yardım kampanyası başlatmak istiyorum. Çocuklar A şıkkında B şıkkı dayanışma örneği değildir. Elimizden hiçbir şey gelmez diyor çünkü. A şıkkı sizi şaşırtabilir, bir dayanışma örneği gibi görünebilir. Ama burada da ne var? Zaten belediye yardım ediyor onlara. Ben yardım etmesem de olur. Ben bir şey yapmayayım gibi bir düşünce var. Dayanışmada amaç neydi? Az da olsa hepimizin katkısının bulunmasıydı. C şıkkında ise bir yardım kampanyası başlatılmış. Yani ufak da olsa herkes ne yapıyor? Katkıda bulunmuş oluyor. O yüzden dayanışma örneği C şıkkıdır diyoruz. Okulumuzun çevresinde yaşayan yaşlı insanlara yapacağımız ziyaret hangi seçenekteki ifadeyle ilgilidir? Dayanışma, doğayı koruma, adaletli olma. Tabii ki dayanışma ile ilgilidir çocuklar. Ne yapıyoruz? Yaşlı insanları ziyaret ederek onların moral ve motivasyonunu arttırmış oluyoruz. Bu da bir dayanışmadır, unutmayalım. Sınıf başkanlığına aday olmak isteyen Berk, yukarıdaki kavramlardan kaç tanesini benimsemelidir? Oy, evet biliyorsunuz, başkanlığa aday olduktan sonra sınıf başkanlığına ne yapılıyordu çocuklar? Sınıftaki diğer öğrenciler, adaylar için oy kullanıyordu. Hani biz de okulumuzda hatırlarsanız sandıklar kurulmuştu. Başkan, okul başkanı ve başkan yardımcısı için oy kullanmıştık. O yüzden oy kavramını Berk'in bilmesi gerekiyor. Çoğunluk kavramını bilmesi gerekiyor. Seçim kavramını bilmesi gerekiyor çocuklar. Bencillik ve zorlama gibi kavramlara ihtiyaç duymuyoruz. Bunları oylama esnasında zorlama, kesinlikle hiçbir arkadaşımıza zorla oy kullandıramayız. Ayrıca bencilce davranamayız. Bizim gibi diğer aday olan arkadaşlarımızı da düşünmemiz gerekiyor. Ve burada eşitlik, her adayın kendini eşit olarak tanıtması, anlatması gerekiyor çocuklar. Yani bizim dört kavramımızı Berk'in öğrenmesi gerekiyor. Cevabımız C. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde oynanacak oyunla ilgili fikirlerini söyleyen öğrencilere ait tabloya göre istenen oyunlardan hangisi oynatılırsa demokratik bir tercih yapılmış olur. Evet çocuklar, ne yapıyorduk? Oylama yapıyorduk. Oylama sonucunda en çok çıkan, en çok oyu alan seçeneği seçersek demokratik bir tutum sergilemiş oluyorduk. 3B sınıfında da çocuklar yakan top oyununu 8 kız 4 erkek olmak üzere toplam 12 öğrenci seçmiş. Bayrak yarışını 7 kız 6 erkek olmak üzere 13 öğrenci seçmiş. Mendil kapmacayı ise 3 kız, 8 erkek olmak üzere 11 öğrenci seçmiş. Burada en çok oyu alan toplam oylara bakıyoruz. Toplam oylara bakıyoruz. Yakan top 12 oy, bayrak yarışı 13 oy, mendil kapmaca 11 oy. Peki burada en çok oyu alan oyun hangisi? Bayrak yarışı. İşte ben bayrak yarışını seçtiğim zaman ne yapmış oluyorum? Demokratik bir tercihte bulunmuş oluyorum. Neden? Çünkü en çok oyu alan, en çok tercih edilen oyun bayrak yarışı. Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi okulda yararlandığımız kaynaklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi okulda yararlandığımız kaynaklardan biridir? Kaynaklarımız nelerdi çocuklar? Okulda yararlandığımız kaynaklar. Öğrenmiştik bunları sizinle. Elektrik, su, doğalgaz. Doğalgazdan nasıl yararlanıyorduk çocuklar? Isınma olarak yararlanıyorduk. Elektrikten aydınlatma, akıllı tahta, projeksiyon vesaire gibi durumlarda elektrikten yararlanıyorduk. Suyu da çocuklar içme ihtiyaçlarımız için veya elimizi yıkama ve benzeri temizlik ihtiyaçlarımız için kullanıyorduk. Bunlar bizim okulda kullandığımız kaynaklardı.
Peki bu kaynaklardan hangisi var şıklarımda? Elektrik var. O yüzden elektriği yani C şıkkını işaretliyorum. Hangi öğrencinin okuldaki davranışı yanlıştır? Hilal. Tuvalette ellerimi yıkadıktan sonra benden sonraki arkadaşımın yıkaması için suyu kapatmam. Bakın Hilal ne yapıyor? Kendinden sonra gelen arkadaşı elini yıkarken musluğu açmakla uğraşmasın diye musluğu kapatmadan gidiyor. Açık bırakıp gidiyor. Peki Hilal burada ne yapmış oluyor çocuklar? Okulumuzdaki kaynakları bilinçli mi kullanıyor, bilinçsiz mi kullanıyor? Bilinçsiz bir şekilde kullanıyor ve bu yüzden kaynaklarımızı israf ediyor. Unutmuyoruz, su, elektrik gibi kaynaklarımız tükenen kaynaklardı, tükenebilen kaynaklardı. O yüzden gereksiz yanan ışıkları, gereksiz akan suları ne yapıyorduk çocuklar? Kapatıyorduk. Yani Hilal'in davranışı yanlış bir davranış. Hakan, okulun araç gereçlerini başkalarının da kullanabilmesi için özen gösteririm. Evet, Hakan'ın buradaki davranışı doğru bir davranış. İrem, sınıf aydınlık ise ışıkları yakmam. Bizim de okulda yaptığımız gibi sınıfın aydınlık olduğu zamanlarda ışıkları yakmıyoruz. Böylece tutumlu ve tasarruflu öğrenciler oluyoruz. Peki cevabım o zaman hangisi? Yanlış davranışı kim gerçekleştiriyordu? Hilal. O yüzden cevabım A. Hangi meslek ile görselin eşleştirilmesinde yanlışlık yapılmıştır? Evet, polis, doktor, şoför var. Üçten başlayalım. Şoför doğru mu çocuklar? Evet, bakın karşımızda bir otobüs var. Şoförü doğru eşleştirmiş. Doktora bakalım. Aman Allah'ım, doktoru polis aracıyla eşleştirmiş. Peki polisi kimle eşleştirmiş? Polise bakalım. Olamaz. Polisi de ambulansla eşleştirmiş. Peki bu eşleştirme 1 ve 2 numaralı eşleştirmelerim doğru mu? Hayır, tam tersi olacaktı. 1 ve 2 numaralı eşleştirmelerim yani C şıkkı cevabım olacak. Son sorumuza geldik. Yukarıdaki öğrencilerin bahsettikleri meslekler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Birincisine bakalım. Hastalandığımızda bize iğne yapar. Bize iğneleri kim yapar çocuklar? Hemşireler yapar. Evet. Yani birinci mesleğimiz hemşire. A'da birinci meslek hemşire. B'de de birinci meslek hemşire. Ama C'de veteriner demiş. C şıkkını hemen eliyoruz çocuklar. Geriye A ve B şıkkı kalıyor. İkinci mesleğimiz yangını söndürür. Kimdi bu? İtfaiye. Bakıyorum A'da da B'de de itfaiye. O zaman benim doğru cevabımı son cümle belirleyecek. Hayvanların tedavi ve bakımlarını yapar. Hayvanların tedavi ve bakımını kim yapıyordu? Veteriner yapıyordu. Cevabım hemşire, itfaiyeci, veteriner olacak. Peki bu cevap hangi şıkkımızda var? B şıkkında. Cevabım B. Evet çocuklar, videomuzu dikkatli bir şekilde dinlediğiniz, soruları cevapladığınız için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizleri çok özlediğimizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.